Yeni bölüme hoş geldiniz. Hemen konuya giriyorum. Bir önceki bölümde cebimizdeki paranın bir ehemmiyeti olacak mı ilerleyen dönemde gibi bir soru sormuştum ve bu bölüme bırakmıştık. Ne diyorsun? Koronavirüs salgını yeni bir süreç başlattı dünyada. Hikayenin henüz başındayız. Tünelin ucunda ışığı görmüş değiliz. Bana soracak olursan tünelin ucunda ışık var mı diye, yok. Daha önce anlatmıştım ben. 2020 kehanetleri videosunu izlemeyenler açıp izlesinler. 2020'de dünyayı çok büyük bir ekonomik buhranın beklediğini, borsalarda dipsiz bir çöküş yaşanacağını, altın ve dolarda büyük bir yükseliş beklediğimi, hatta miktar vererek, fiyat vererek, yüzde vererek söylemiştim. Şimdi işler şu anda o anlattıklarıma uygun gidiyor. Çünkü koronavirüs salgınıyla oluşan bu durgunluk aslında gerçekte var olan durgunluğun maskelenmiş hali. Daha doğrusu olacağı verilmiş bahane, olacağı addedilmiş bahane bu koronavirüs. Bu videoda söylediğim durgunluk, buhran yine olacaktı. O düşüşler yine olacaktı borsada. Borsalar yine dibe vuracaktı. Birkaç ay sonra olacaktı. Koronavirüsü fırsat bilip biraz öne çektiler. Ya da mecburen öne çekildi. Benim daha öncesi finansal dinamiklere dayanarak yaptığım yorumlardan ziyade koronavirüs olayı bambaşka bir boyuta taşıdı. Ne gibi? Çünkü beklediğimin çok daha ötesinde etkileri var. İnsanlar şu anda can korkusuyla hareket ediyor. Yaşamaya çalışıyor. Yaşamın kıymetini anlıyor. Paranın değil, gıdanın önemli olduğunu, çuvallarla paraya sahip olsam bile yenmeyecek bir şey olduğunu yavaş yavaş anlıyorlar. Çok zenginler de aynı korkuyu yaşıyor, çok fakirler de aynı korkuyu yaşıyor. Hikaye yavaş yavaş başka yere evriliyor. Herkes bir modelleme yapmaya çalışıyor. İşte uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları bir yorumda bulunuyor. Moody's'dir, Fitch'dir vesairedir. İşte bakın bu hemen düzelmez. Hastalık kesilse bile ilk zamanda yavaş yavaş düzelecektir falan filan gibi öngörüler var. Hikaye şu, gerçekleşmesi beklenen durgunluğun yaşanıyor olması. Üstüne bir de koronavirüs darbesi yiyeceğiz biz. Daha onu yemedik. Yani birinci dalga, borsalardaki birinci dalga düşüş gerçekleşti. Bir de şimdi koronavirüsün gerçek etkileriyle ikinci dalga gerçekleşecek. Ve insanlar bunu yavaş yavaş idrak etmeye başladılar. Enteresan bir örnek vereyim sana. Borsanın ya da doların ya da altının yalan, gıdanın gerçek olduğunu anlayacağım bir örnek vereyim. Borsalar dip yaptı. Yavaş yavaş da toparlanma çabaları var. Toparlanma çabası değil de bu. Hani düşüşün bir düzeltmesi. Pegasus günlerden yükseliyor. Sana mantıklı geliyor mu? Uçağa kalkmayan bir firmanın hisse senetleri yükseliyor. Ne kadar kalkmayacağı da daha belli değil. Belki aylarca kalkmayacak. Ama işte orası finansal piyasa. Orası bir yalan dünya. Oraya yön veren birileri var. Birilerinin paralarını ceplerinden yasalar dahilinde alıp kendi cebine koymaya çalışan ve koyan birileri var. Ve oraya istediği gibi yönlendirebiliyor. Ya sen şu anda ben sana desem ki git Pegasus hissesi al. Dersin ki bana, oğlum uçağa bakmıyor. Çalışmıyor. Firma çalışmıyor. Firma çalışmıyor. Bir faaliyet yok. Kârını bırak, faaliyet yok. Zarar yazabilecek bir faaliyeti bile yok yani. Ne kadar süreceğini biliyor musun? Bilmiyorsun. Sen bana dersin ki, oğlum aptal mısın? Ben de derim ki, galiba aptalım ya. Ha biliyorsan, varsa bir öngörün, bir kesin fikri şak diye kesilecek. Hemen uçuşlar başlayacak, turizm canlanacak, insanlar seyahat etmeye başlayacak. Git al hisseyi de. Şu anda sana Pegasus hissesi al desem alır mısın? Almam. Makarna al desem alır mısın? Alıyorum. Buğday al desem alır mısın? Alırım. Ben buğday al diye kaç senedir söylüyorum. O zaman pek mantıklı gelmiyor. Soruyorlar bana. Özellikle telefonda falan geliyor. Ben yatırım tavsiyesi vermiyorum ya videolarda. İşte hatır gönül binaen telefon açıp, ya işte Mustafa abi ne olacak? Altın ne olur, borsa ne olur, ne alalım? Diyorum ki buğday alın, dalga geçiyorum zannediyor adam.
4 ay önce, 5 ay önce de buğday alın diyordum. Şimdi buğday alın diyorum, haklısın diyor. 4 ay önce bana dalga geçiyordun diyordun. Şimdi anladın mı? O adam anladı. Sen anladın mı? O yüzden hikaye. Ben çoktan anlamıştım. Arkadaşım şu anda buradaymış da görmüyor musun? Tamam. Yalnız onda biraz payım olduğunu düşünüyorum ben. Evet. Sana şöyle bir şey söyleyeceğim. Yakın çevrenizdeki en akıllı adam kim biliyor musun? Kim? Serhat. Evet. Serhat bana gelip şey diye soruyor. Mustafa, 3-5 kuruş param var. Ne yapayım? Ben diyorum ki, bence böyle yap. Sorgulamıyor. Gidiyor yapıyor. Sonra da diyelim teşekkür ediyor. Sana bu zamana kadar böyle bir faydam dokunmadı. Aslında dokunacaktı tam olarak da. Sistem izin vermedi. Anlatayım mı kısaca? Hangisini diyorsun? Şey mi? Hiç paran olmadan nasıl yatırım yaparsın? Ha bravo. Evet ya. Bravo. Tamam anladım. O video bitti. Kredi başvurusunda bulundum. Banka dedi ki bana, koçum sen işsizlik maaşı alıyorsun. Kıyamıyorsun. Ben sana nasıl kredi vereyim? Şey oradan başvuruyu yaptın sen oradan bir ses. Kırmızıya bastılar bana. Abi yapsaydın faydası olacak mıydı? Evet. İzlemeyenler için 0 lirayla nasıl yatırım yapılır videosunu izlemenizi tavsiye ediyorum. Bankaya kredi başvurusunda bulundum. 3 hayırla uğurladılar. Meteliksizsiniz Türkiye. Ondan güzel oldu. Buna bir video çekelim mi? Meteliksizsiniz olur. Türkiye. Vallahi süper oldu. Abi. Peki şimdi konumuza dönecek olursak. Tünelin ucu karanlık, konumuza evet. Dönecek olursak. Ve şu anda endişe etmemiz gereken şeyler dolar, euro, altın, mark, borsa değil. Patlıcan, domates, biber. Evet evet başka şeylere evrildi endişelerimiz ve kaygılarımız. Artık her sabah başka bir dünyaya uyanıyoruz. Muhtemelen birkaç ay sonra çok başka dünyalara uyanacağız. Ya da uyanamayacağız. Yani yeni bir dünya düzeni mi kuruluyor diyorsun? Düzen değişiyor mu? Düzen değişiyor. Düzen değişmek zorundaydı. Ya seve seve değişecekti, ya seve seve değişecekti. Birincisi olmadı. İkincisi olacak. Seve seve değişti. Ama sana bir müjdem var. Söyleyeyim mi? Söyle. Düzen değişiyor ama düzenen değişmeyecek. Derin bir sessizlik. Yani olan yine bize mi olacak? Olan yine aptal olacak. Olan yine düşünmekten imtina eden olacak. Düşünme hakkını başkalarına kullandırtana olacak. Seçimlerini doğru yapamayana olacak. Önceliklerini doğru belirleyememişlere olacak. Üretemeyenlere olacak. Özellikle tarım yapamayanlara olacak. Hayvancılık yapamayanlar olacak. Koronavirüs ne zaman çıktı? Yaklaşık üzerimizde etkisi... Bize ciddi olarak Türkiye üzerindeki etkisi... Mart başı. 1-2 aylık bir süreç değil mi? 1 ay. Bizim yeni bir hayata adım atışımızda karşımızda duran insanlar oldu. Şimdi hepsiyle teker teker böyle hatır etmek için konuştuğumda ya en güzelini siz yapmışsınız. Dolayısıyla çok doğru yapmışsın. İyi niyetli olarak bunun karşısında duran insanlar olan annem, oğlum biz sizi özleriz, torunumuzu özleriz, ne yapacaksınız orada, ne yiyip ne içeceksiniz, orası ya da ekonomik olarak orası Dalaman, orada ne yiyip ne içeceksiniz, orada iş imkanları çok kısıtlı diyen dostlarımız da oldu. Şimdi ben düşünüyorum, ben şehirde kalsaydım asıl bu soruyu ben soracaktım. Ne yiyecektin? Biz ya da diyecektin ki bu kadar sene bu Matrix'in içinde bizi tuttular ve biz kendimize uyanamadık, bu Matrix'ten nasıl atarız diye düşünemedik. Yaş 40'a geldi neredeyse ve şimdi şehirlerde evlere kapatıldık. İsteyerek kapanmış olsan da aslında evlere kapatıldın. Ve sırtını sıvazlayan şu ana kadar sırtını sıvazlayan bir devlet ya da devlet kurumu olmadı. Olamayacak da muhtemelen çünkü eşyanın tabiatına aykırı. Devletimizin doğru olmadığını da gördük.
yani o yüzden işte o yardım kampanyaları vesaire oluşuyor ya. Evet. Yani onlar varlıktan olmuyor. Onu ayrıca konuşuruz. İBAN konusunu. İBAN konusunu ben konuşmam. İBAN konusunda ben herhangi bir yardım göndermem. Gönderecek durumum da yok zaten. Gönderene de mani olmayayım. Evet. Hep diyordun ya, ya ben burada ot yerim, şurada çıkan yabani otu yerim, yine karnımı doyururum diyordun ya. Ben de herhalde abartıyor falan diyordum hani. O rey grası, fiy otunu falan, hani tadı yenecek gibi değil ama hani mecbur kalırsam yerim demek istiyorsun diye zannediyorum. Geçen Cemile ablanın elinde bir ot, yabani ot, orada kendi kendine çıkmış. Yalancı havuç diyorlarmış, tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Şey, evet, yabani havuç. Yabani havuç. Kesin varsa, kesin vardır. Bin tane vitamin içinde bin tane faydası, araştırmadım. Kendi kendine doğada çıkmış bir ot. Kökünü mü yedirdi? Kökünü yedirdi ha. Soydun mu? Soydum ha. Onlarcası var diyor. Evet. Belki onun bilmediği yüzlercesi var. Araştıracağım bu şu yabani ot konusunu. Merak ya. Zaten merakım da vardı. Konumuza dönecek olursak... Konumuza evet, dönmeden önce bir şey söyleyeceğim. Aşık Veysel yıllar önce bağırdı. Benim sadık yarim kara topraktır dedi. Evet. Sene 2020, 40 yaşındayım. Muhtemelen şey 20 yaşından beri vergi ödüyorum. O veya bu şekilde direkt ya da dolaylı yöntemlerle. Şu anda tek umudum var. Benim karnımı doyurması için toprak. Evet. Onu da diğer videolarımızda görüyorsunuz zaten yapmış olduğumuz toprak hazırlıklarını. Şimdi bu mantaliteyle yaklaştığım için ben toprağa geldim karnımı doyurması için. Gelmeseydim, şehirde kalsaydım, aynı matrisin içerisinde olsaydım, bu sefer toprakla karnımı değil, gözümü doyururdum. Yani toprak seversen karnını, sevmezsen gözünü doyurur. Teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Bu bölümün de burada sonuna geldik. Bir sonraki bölümde ne konuşacağız? Sürpriz olsun. Tamam. Görüşmek üzere. Kanallarımıza abone olup bildirim zillerini açmayı unutmayın. Artık çok sıkı çalışacağız. Kendinize iyi bakın. Mutlu ve sağlıklı günler. Görüşmek üzere.